Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sayın Mustafa Can. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sevgili Ümit Sabi Kumuş, yine etrafımızda böyle devasa büyük bir değişim oluyor. Evet. Ve biz bu değişimin tam göbeğinde bunu yaşıyoruz. Ve büyük bir alışkanlıkla sadece havalar soğuyor, ısınıyor falan diye tarif ediyoruz. Aslında bu havaların ısınıyor, soğuyorsun arka tarafında bir sürü küçük küçük değişim var. Bu değişime topluca biz sonbahar diyoruz. Bugün o sonbahardan biraz bahsedelim. Ne oluyor sonbaharda? Ne değişiyor? Ne geliyor? Ne gidiyor? Sonbahar hüznün mevsimi. Hüzün geliyor. Yapraklar dökülüyor, insanlar göç ediyor. Depresyon hafif. Depresyon var. Muhtemelen o hani hazan mevsimiyle hüzün mevsimi. Hani sesteş ya bir de. Hazan yanında bize hüzün getiriyor. Kuşlar göç ediyor. Ama biz hep şeyi görürüz tabii hani. Sonbaharda dışarıya göç edenleri, bizden gidenleri ama karşılığı da var. Bize gelen göçmenler de var. İşte yapraklar dökülüyor, sararıyor. Böyle melankoli, Eylül'de gel şarkısı sevgili Alpay'ın. O zaman sırayla sorayım sana. Önce tabii genel olarak bir konuyu anlama açısından sorayım. Niye mevsimler var ve hani sonbahar, yani nasıl oluyor da sonbahara geliyoruz? Ne oluyor, ne değişiyor? Niye mevsimler var? Şimdi mekanizmasını, mekanik kısmını anlatırsak, bahsetmek gerekirse mevsimler dünyanın kutuptan kutupa giden hayali çizgisi dediğimiz eksenin 23 derece 27 dakika, herkes bilir bunu, böyle saplanmıştır kafaya. İlkokul bilgisi. İlkokul bilgisi. Eğik olması, ekseninin eğik olmasından kaynaklanan bir etkidir mevsimin olması. Yani dünyanın güneş etrafındaki yörüngesindeki yeri mevsimsel açıdan çok da etkileyen bir şey değil. Ama asıl hani bizde dünyamızda mevsimlerin olması, bazı bölgelerde birbirinden keskin derecede ayrılması dünyanın eğiminden kaynaklanıyor. Bu eğim neye neden oluyor? Bu eğim güneşten dünyaya gelen güneş ışığının, nasıl güneş demekse, güneş ışığının özelliklerini değiştiriyor. Asıl olan gelen ışığın dik açıyla bir yüzeye çarpmasıdır. Dik açıyla gelmesi oradaki güneş ışığından gelen enerjiyi odaklıyor, yoğunlaştırıyor. Eğik açıyla geldiği zaman, mesela 23 derece 27 dakikalık açıyla geldiği zaman birim alana düşen enerji miktarı düşüyor. Daha az enerji geliyor. Buna en çok bitkiler bozuluyor anladım. Çok bozuluyorlar. Çok şikayetleri var. Şikayetlerinde sararan yapraklar, dökülen yapraklar olarak. Niye döküyorlar yapraklarını? Niye döküyorlar? Bizim dünyadaki canlılığımızın temel prodüktivitesi, temel üretimi fotosentez yapan bitkilerden geliyor. Fotosentez yapması için de güneş ışığına ihtiyacı var ve belli bir miktarda, belli bir sürede bu güneş ışığına ihtiyacı var. Sonbaharla beraber gelen güneş ışığının yoğunluğunun azalması bazı bölgelerde, coğrafi olarak değişiyor. Bazı bölgelerde ağaçların, bitkilerin yeterince fotosentez yapamamasına sebep oluyor. Bu da özellikle fotosentez yapmakta bitkilerin kullandığı klorofil denilen pigmentin konsantrasyonun azalmasına sebep oluyor. Yeşil rengi veren de odur. Onun konsantrasyonu azaldığı zaman başka renk veren pigmentler daha öne çıkıyor. Mesela ksantofil dediğimiz pigment, sarı rengi veren. Klorofil azaldıkça ksantofilin yoğunluğu görece olarak artıyor. Yaprakların sararmasına sebep oluyor. Fotosentez yapamadığı için, dolayısıyla enerji üretemediği için, besin üretemediği için de yaprak ömrünü dolduruyor. Her bitkide değil, her ağaçta değil, yaprak döken ağaçlarda yapraklar dökülüyor sonbaharda. Bu ağaç kendi içine mi çekiliyor yani? Tabii yani bir tefekküre giriyor. Yani artık bir şey üretemiyoruz. Mevsimsel değişikliklerin ana mekanizmalarından veya yarattığı mekanizmalardan bir tanesi, produktivitenin, üretimin yüksek olduğu dönemde, enerjinin yüksek olduğu dönemde biriktirdiği enerjiyi uygun olmayan mevsimlerde kullanmak üzere kurulu. Yani ya metabolizma hızını azaltır, hayvanlardan örnek vermek gerekirse kış uykusuna girer, işte bitkilerden örnek vermek gerekirse de yapraklarını döker, metabolizma hızını en aşağılara çeker,
uygun şartlar oluşuncaya kadar. Uygun şartlar oluştuğunda da tekrar işte yapraklarını açar. Benzer örneği böceklerden verebiliriz. Mesela böceklerde bizim bulunduğumuz coğrafyada şöyle bir kural vardır. Toprağın 10 santimetre altındaki ısı 10 dereceye ulaştığı zaman böcek faaliyeti başlar. Bu sınırın altına indiği zaman da böceklerde metabolik hızını, istisnaları da vardır, minimuma indirip kötü şartları atlatmak için işte quiescence dediğimiz bazı böceklerde dinlenme durumuna geçerler, minimum metabolizmaya inerler. Toprakta normalde yüzeye yakın yerde kış ayında sıcaklık ne kadar oluyor? Yani bakıya göre, hangi enlemde olduğuna göre, irtifana göre İstanbul'da ne değişiyor kabaca? İstanbul'da yüzey sıcaklığı sıfırların altına iniyor biliyorsunuz. Yani kar yağdığı zaman, don olduğu zaman sıfırın altına iniyor. O zaman böcek faaliyeti tamamen sıfırlanıyor mu burada? Yani onlar uykuya mı geçiyorlar? Uykuya geçiyorlar tabii. Kimisi işte uçan böcekler, mesela sinekler daha kuytu yerlerde, korunaklı yerlerde kış uykusu dediğimiz o minimum metabolizma hızına geçip kışın geçmesini bekliyorlar. Ama hani böcek faaliyeti dediğimiz bir tüm böceklerin artık her şeyi, bütün yaz böceklerini görüyoruz dediğimizde bakıya, coğrafyaya, irtifaya göre değişir ama genel kuraldır. Toprağın 10 santimetre altındaki sıcaklık 10 dereceye ulaştığında böcek faaliyeti başlar. Hani biyolojiyi genellikle böyle kuralsız, herkesin kendi kafasına göre takıldığı serbest alan zannederler ama hani bu tür kuralları vardır. İşte Allen kuralı, Bergman kuralı gibi kurallar vardır. Nedir Allen kuralı ve Bergman kuralı? Mesela ekvatordan kutuplara doğru gittikçe memeli canlılarda ekstremite dediğimiz asıl gövdenin dışındaki uzantılar, mesela kulaklar küçülmeye başlar. Kutuplardan şeye yaklaştıkça, ekvatora yaklaştıkça işte kulaklar, işte ekstremiteler falan büyümeye başlar. Bu şekilde mevsimsel ve coğrafi değişikliğe göre bir adaptasyon şekli oluşur. Mesela tavşanlardan örnek vereyim. Ekvatora yakın olan tavşanlarda bizim o çizgi filmlerde gördüğümüz, tanıdığımız koca kulaklı tavşanlar vardır. Ama Sibirya'ya doğru gittikçe kulak küçülür. Soğukta kaybetmeyelim diye. Tabii. Aynen öyle. Çünkü yüzey alanı geliştikçe kaybettiğin ısı artıyor. O ısıyı dengelemek için, ısıdan tasarruf etmek için ısı kaybettiğin şeyler, uzuvlar küçülüyor. Şu ağaçlar meselesine geri dönelim. Ağaçların bir kısmı da yaprak dökmüyor. Gayet yazdaki haliyle kalmaya devam ediyor. Onlar nasıl beceriyor işi? O küçük bir illüzyon aslında. Becermiyorlar. Onlarda da yaprak döküm var ama yaprak dökme işini tüm seneye yayıyor onlar. Hani şuradan ipucu çıkartabilirsiniz. Pikniğe gittin çam ormanı olan bir yere. Çam ormanı dibi hep o püren veya pür dediğimiz iğnelerle, ibrelerle doludur. Sene içinde döker, dökenin yerine yenisi çıkar. O da bir döngü içindedir. Ama yani soğuk ya da sıcağa bağlı değil, kendi içinde devamlı bir sürekli. Tabii fotosentez miktarını azaltır. Kışla nasıl baş ediyor? İbre yapraklılar. Yani bu arada iğne değil, ibre. İbre. Yani biz ibre diyoruz. Nasıl mücadele ediyor? Her bir canlının kendine göre savunma mekanizmaları var. Yüzey alanı çok düşük olduğu için ömrü kısa oluyor genellikle yaprakların. Ömrü kısa olduğu için yerine ikame etmek için mutlaka yeni ibre üretiyor. Ama fotosentez hızı yine düşüyor. Sıfırlamıyor ama düşüyor. Bunun yanında tabii işte reçinenin ayrı bir etkisi var. İşte bazı bölgelerde ürettiği terebentinin ayrı bir etkisi var. Gene metabolizma hızını indiriyor ama yaprak dökmesine gerek kalmıyor. Tabii burada bir de şeyi eklemek lazım. Yapraklar sadece fotosentez yapıyor ama şimdi bu mekanizmanın içinde bir de su sirkülasyonu lazım. Mesela geniş yapraklı bitkiler güneş ışığının yaprakları ısıtmasıyla oluşan terlemeden dolayı içerideki, yani ağacın içindeki basınç farkı sayesinde topraktan suyu alır. Yukarıdan buharlaştırır, basınç farkı oluşur, köklerden suyu çeker. Mesela o yapraklar bu işe yarıyor. Metabolizma yavaşlamaya başladığında iklim değiştikçe, soğudukça buna da ihtiyaç kalmıyor. Çünkü ağacın gövdesindeki su da belli bir şeyden sonra donar. Mesela ondan da kurtulmuş oluyor. Bünyenin içinde suyun donmasından da kurtulmuş oluyor. Ama bu donma eyleminden zede görmüyor. Yok. Bitki bir daha ısınınca çözülüyor. Tabii.
Buna uygun bir esneklik demek. Çünkü donma aynı zamanda işte olduğu damarı ya da şeyi de yırtabilir hacim genişlediği için. Zaman zaman oluyor. Yani eğer o olmasa zaten bütün ağaçlar, bütün bitkiler kalem gibi böyle pürüzsüz Mona Lisa gibi çıkar. Ama bak işte kimisi yamulmuş, kimisinin dalı kırılmış, kimisi işte bel vermiş, öbürü cüce kalmış, bir tanesi almış boyunu gitmiş. Hep o çevre koşulları ile ilgili şeyler. Mesela ormanlarda ağaçlar birbirine ne kadar yakınsa ışık rekabeti yüzünden o kadar uzun oluyorlar. Rekabet azaldıkça o kadar uzamasına gerek kalmıyor. Daha kısa boylu oluyor. Yüksek rüzgarın olduğu yerlerde, yamaçlarda, bakıya göre kalem gibi dümdüz olması gereken ağaç ağzı burnu yamuluyor. Kışın yediğimiz mutfağımızın tipi de değişiyor yani. Yani tabii. Seralardan kaynaklı biz son dönemde artık bunu çok hissetmiyoruz ama bundan daha 50 yıl öncesinde, 100 yıl öncesinde belirgin bir şekilde değişiyordu. Hem yiyecek azalıyor hem de tipi değişiyor. Yani tabii ki. Belli yiyeceklere doğru yöneliyoruz. Hangi tür bitkiler yenebilir, bitkiler kalıyor? Yani herkes kendi... Yani spesifik bir şey var mı? Orada anlatmak isteyeceğim, o anlamda sorayım. Yani herkes kendi mutfağından 3 aşağı 5 yukarı bunu şey yapabilir. Hani kış sebzeleri diye, yaz sebzeleri diye bize öğretiyorlar ya. Genellikle bizim mutfak tüketimimizde mesela kışın kök yumrusu olan bitkileri tüketiriz. Örnek veriyorum, patates. Günümüz şehir hayatı için demiyorum bunu. Hani kırsalda yaşadığımızı farz edersek. Onun gibi köklü bitkilerin, yani kökte besin depolayan bitkileri, havuç gibi, işte ne bileyim patates gibi bitkileri menümüze almışız evrimin sürecinde. Onun dışında meyve veren bitkilerde kışın böyle bir şey yok. Ona göre herkes tasnif edebilir. Mesela domates, işte patlıcan. Yani meyve verebilmesi için hava sıcaklığının uygun olması gerekiyor. Ama onun haricinde işte karnabahar gibi gövdesini yediğimiz, ne bileyim kereviz gibi kök yumrusunu yediğimiz, patates gibi kök yumrusunu yediğimiz bitkileri daha çok kışın tüketmeye alışmışız. Peki dışarıdaki böcekler sonbaharda kışa hazırlanıyorken onlar ne yapıyorlar? Mesela karıncalar. Karıncalar diğer böceklerle benzer. Hava koşulları bozuldukça tabii ki metabolizmalarını düşürüyorlar ama sosyal canlılar oldukları için, sosyal böcekler oldukları için onlar Ağustos böceği, karınca hikayesinin bir kısmını doğru kabul edersek vejetasyon yani besin üretiminin yüksek olduğu dönemlerde kolonilerine biriktirdikleri besinlerle onları tüketerek kışı geçiriyorlar. Uyku pozisyonuna girmiyorlar ama bir durağanlık, bir enerji tasarrufu şeyi var tabii. Onlar da bir depresyona giriyor yani. Giriyor tabii. Hüzne giriyor. Peki biz niye sonbahar hüznüne giriyoruz? Neden bizde? Yani muhtemelen üzerine çalışılmış konular aslında ama yani biraz fikir jimnastiği yaparsak muhtemelen iki sebebi var. Sebeplerden bir tanesi bu kültürel kodlardan geliyor. Hani artık sonbaharda tarım toplumlarında iş azalıyor. İşte hasat bitmiş zaten, eğlence bitmiş. Artık durağan hale geçmen lazım. Bu bir hüzün getiriyor. Yanında işte kültürel gelişimde, kültürel evrimde işte ağaçların yaprak dökmesini ölümle benzeştirmişiz. Kodlarımıza, masallarımıza girmiş. Böyle bir kültürel altyapısı var hüznü getiren. Ama yanında bir de tabii fizyolojik bir altyapısı da var. Muhtemelen bizim atalarımız kışın veya sonbaharda depresyona, bir hüzne sahip olmasaydı hava koşullarını hiç iplemeden dışarı çıkıp telef olabilirlerdi muhtemelen. Hani şey yapıp depresyona girip mağarada oturan atalarımızın torunları olabiliriz. Fizyolojik bir karşılığı var yani. Yani gene bir fikir jimnastiği. Demin söyledik ya, ışığın kalitesi ve yoğunluğu değişiyor. Daha önce konuşmuştuk mesela. Bu bizim melatonin fizyolojimizi direkt etkileyen bir şey. Yani sonbahar geldiğinde hüzünlenenlerin daha çok yaşadığı bir dünyadayız. Muhtemelen. Mağaranın içerisinde durmayı becerdikleri için kışın coşkuyla... Düşünsene, mağarada oturuyorsun. İşte mağara arkadaşın diyor ki ya hadi gel bir gezek çıkak. Abi ne gezeceksin ya? İşte, ama yapraklar dökülüyor. İşte bundan işte 50 bin sene sonra Alpay diye birisi çıkacak. Eylül'de gel şarkısını yazacak. Biz şimdiden boynumuzu bükelim diye oturuyor. Öbürü de hadi oradan deyip çıkıyor. Muhtemelen beslenemeyecektir veya işte av bulamayacaktır. Soğuğa çarpılacaktır.
Bir de göçler oluyor tabii. Tabii. Şeyde. Özellikle biz onu kuşlardan biliyoruz. Kuşlar dışında hayvanlarda göç var mı bu sonbahar döneminde? Var tabii. Yani özellikle büyük memelilerde, büyük otçul memelilerde. Tabii Anadolu'da artık çok fazla görmüyoruz bunu ama büyük coğrafyalarda otçullar göç ederler. Belgesellerde seyredilmiştir. İşte bizonlar, geyikler, kurt, onu takip eden kurtlar, büyük memeliler mevsime göre tabii göç ediyorlar. Tabii bu göç Anadolu'da kalmadı artık değil mi? Var var ama o kadar büyük, yani majör şu örnek diyebileceğimiz şey yok. Coğrafyada küçük olduğu için irtifa değiştiriyorlar. Yani horizontal dağım değil. İşte daha yüksek kısımlardan, işte yazın alpinik sınır civarında yaşayan canlılar hava soğudukça aşağıya iniyorlar. Şeyde ilkbaharda da tam tersi. Şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Mevsim sonbaharı konuşuyoruz ama irtifaya göre, bulunduğun yere göre de sonbahar yaşayabilirsin. Ortalama 180 metrede, 200 metrede bir bizim bulunduğumuz coğrafyada hava sıcaklığı işte 1 derece kadar düşüyor. Yeterince yükseğe çıkarsan bizim sonbaharda alışık olduğumuz hava tipine ulaşıyorsun orada. Yani yükseklikle de ilgili bir şey bu. Oradaki kendi içindeki mikro klima değişikliği işte otçulların, bitkilerin irtifada hareket etmesini, göç etmesini sağlıyor. İnsanlarda da yaylacılık diyoruz buna. Niye yaylaya çıkıyoruz? Bu sebepten çıkıyoruz işte. Veya niye yayladan dönüyoruz? Sonbahar geldiği zaman yükseklerdeki bitkiler artık vejetasyon süresini tamamladığı için daha sıcak 200 metre aşağı iniyorsun. Orası 3 gün geç ölüyor. Orayı tüketiyorsun. 200 metre aşağı iniyorsun. 3 gün geç iniyor gibi parametreler var. Peki kuşların, biz leylekleri biliyoruz. Başka kuşlar var mı göç eden? Tabii. Biz bunu yani, İstanbul'dan görebiliyor muyuz? İstanbul'dan görürüz. Kuşlarla ilgilenenler bilirler, takip ediyorlardır. Mesela işte Arap bülbülü vardır. Nar kuşu vardır. Diğer bir adı Robin, Eritacus rubecula. Mesela onlar kış döneminde bize gelen kuşlardır. İçeriye göç eden kuşlardır. Nereden geliyorlar? Daha kuzeyden. İşte Karadeniz'in kuzeyinden, Avrupa'nın kuzeyinden geliyorlar. Oralar soğudukça kademe kademe aşağıya doğru geliyorlar. Çoğunluğu da en son işte Anadolu'da kışı geçiriyor. Kuzey ülkelerine göre daha besin bulunabilir. Yumuşak iklim bizimki. Onun haricinde İstanbul'a özel bak çok güzel bir şeydir. Küçük orman kartalı. Avrupa, Kuzey Karadeniz, Sibirya civarında yuvalanır. Onlar da kartal olmasına rağmen göçmen kuşlardır. Kabalama olarak bilinen popülasyonların tamamı göç zamanı İstanbul'dan geçerek güneye inerler. Yani böyle sürüler halinde küçük orman kartalının İstanbul'dan, Boğaz'dan geçtiğini görebilirsiniz. Takriben de yanılıyor olabilirim ama Ekim-Kasım ayları gibi büyük kartal sürüleri geçer. Artvin-Arhavi bölgesinden, Boğazlardan, Sibirya'dan gelen yırtıcı kuşlar geçer. Mesela paralel dönemlerde. Onun haricinde küçük ötücü kuşlar hem kış geldiğinde bizden gider, yani Anadolu topraklarından daha güneye göç edenler var. Hem de kuzeyden gelip kışı Anadolu'da geçirenler var. İşte Robin bunlardan bir tanesi. Herkes herkesin mekanına ilgi duyuyor yani. Tabii. Kuzeyden güneye doğru. Aynen öyle. Hani kuzeyde hava ısındıkça, o biraz önce irtifa meselesinde söylediğim gibi, enleme göre mevsim kademeli olarak aşağı iniyor. Göç eden hayvanlar da o kademeyi takip ediyorlar. Enteresan. Tabii burada şey de var, ek bilgi olarak vereyim. Hani kuzey yarımküre ile güney yarımküre zıt mevsimler yaşarlar. Biz kışı yaşarken güney yarımküre yaz mevsimi yaşıyor. İşte o dünyanın eğik olmasından kaynaklanan 23 derece 27 dakika hikayesinden. Biz kışı yaşarken güney yarımküre orada da tam tersi oluyor. O tam tersi oluyor. Yani güneye kış geldiği zaman da oradan kuzeye doğru göç ediyorlar. Hareket ediyorlar. Bu dönemde mesela, yani bu dönemin kendine has meyveleri var sonbaharın. Kışa hazırlık meyvesi gibi. Mesela bunlardan bir tanesi incir. Yani evet. Bu mevsimi çıkan meyveleri. Başka ne var mesela bu dönemde bildiğin? İşte şey var. Ayva var. Hatta şarkılara bile konuluyor ya. Ayva var. Nar var. Onlardan. Ama hani şeyi sorarsan onu bilmiyorum. Yani bunlar manyak mı? Niye kışın çıkıyor? O kadarını bilmiyorum. Kış değil ama hani sonbahar. Sonbaharda çıkıyor. Yani aslında sonbahar antik
dönemde bizim için hasat dönemidir. Yani mevsimlerin, güneş ışığının bol olduğu dönemde bitkilerin biriktirdiği enerjiyi hasat ettiğimiz dönemdir sonbahar. O yüzden hasat bayramları, işte ritüellerde kullanılan, geçmişten gelen bayramlar hep genellikle sonbahara denk gelir orada. O işte meyvenin oluşumu, yeterince enerji biriktirmesi yaz ayının sonunda, sonbaharda bizim hasat dediğimiz şekle dönüşür. Kendi haline bıraksan o dönemde tohumun kötü kış koşullarında kendini koruması için meyveyi saldığı dönemdir. Toprağa bırakır. O meyvenin etli dokulu bölümü tohumun işte atıyorum donmasını engeller. Memeliler veya diğer hayvanlar da bu etli dokuyu bitkilerden rüşvet olarak almışlar. Yayılma, tohumun yayılmasını sağlamak için. Evet, karşılıklı anlaşma. Tabii. Yoksa bitkinin... Yani doğada bu kadar bizim bildiğimiz anlamda bazıları hariç öyle kocaman etli sulu meyveler yoktur. Hani doğada yabani elma yemeye kalk, yiyemezsin. Yani muhtemelen aç kalırsın zaten. Yani göç deyince aklımıza hep işte memeliler ve şeyler geliyor. Kuşlar geliyor ama mesela mevsimlere göre balıklar da göç ediyor. Onu balıkçılar bilirler. Onun haricinde şunu da belki söylemekte fayda var, araya koyabiliriz. Biyolojideki kurallardan bir tanesidir. Özellikle işte böceklerde, bitkilerde, soğukkanlı hayvanlarda hesaplanabilir termal konstant dediğimiz bir formül vardır. Termal konstant bu canlı gruplardan bir tanesinin, herhangi birinin bir evreden başka bir evreye geçmesi için gerekli olan ısı toplamıdır. O kadar ısı topladığı zaman mesela yumurtadan larvaya geçer, larvadan işte ikinci evreye geçer veya işte pupaya geçer veya erginleşir, yumurta bırakmaya başlar. Buna biz termal konstant diyoruz ve biraz önce konuştuğumuz konuların tamamının altında yatan temel fikir, canlının bir evreden başka bir evreye geçmesi için maruz kaldığı ısının toplamı. Şartlar kötüleştikçe, hava soğudukça, şöyle bir basit örnek verelim. Diyelim ki bir sivrisineğin yumurtadan larvaya geçmesi için suda, uyduruyorum bu rakamı tamamen, toplamda işte 600 santigrat dereceye maruz kalması lazım. Yaz ayında bu 30 günde tamamlanıyor. Kışa geldiği zaman uzuyor. Çünkü o 600 dereceyi kışında toplaması lazım. Ama öyle bir ana geliyor ki toprağın 10 santimetre altındaki sıcaklık 10 santimetreye ulaşınca, dedik ya, suda da benzer şeyler var, kurallar var. Bir türlü o 600 dereceyi toplayamıyor. Termal konstant orada çalışmıyor. O aşamaya geldiği zaman uyku başlıyor. Bu kural aslında memeliler bizim için de geçerlidir ama biz sıcak kanlı canlılar olduğumuz için çok fazla enzim, hormona maruz kaldığımızda oturup matematiksel olarak bunu hesaplayamıyoruz. Bir gün birisi hesaplarsa muhtemelen işte Sami Kubuş'un ömrü şurada yaşarsa bu kadardır, şu kadar ay sonra ölecektir hesaplaması yapılabilir. Yani o yüzden Akdeniz adalarında zeytinyağı ile beraber işte yüksek sıcaklık altında yaşayan insanlar 100 yaşını geçebiliyorlar mı diyorsun? Yani yani o kuralı dahilinde ama hesaplaması çok zor. Hani bir hamam böceğini, bir sivrisineği, bir keneyi oturup hesaplayabilirsin. Yeterli laboratuvar koşullarında bir sivrisineğin yumurtadan ergine dönüşme sürecini kontrollü şartlar altında mesela 15 dakika hatayla hesaplayabilirsin termal konstant formülüyle. Ama yani hem soğukkanlı hem basit bir organizma hesaplaması kolay. İşi yüksek metabolizmalı canlılara, organizasyonlu canlılara getirdiğiniz zaman bizim hesap kuvvetimizin dışına çıkıyor artık onlar. Güzelmiş. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek?